Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Maral. Ben bugün yeni evimden sizlere sesleniyorum diyeceğim ama hakikaten birçok insanın eminim böyle bir evi olmasını istediğine adım kadar eminim. Çok güzel bir yer. Önümüzdeki günler zaten burayı detaylı olarak göstereceğim size ama bugün ne yapacağız? Bugün sizinle Oppo RX 17 Neo'nun hep beraber detaylı olarak incelemesi yapacağız ve telefon bize ne sunuyor, ne sunmuyor buna yakından bakacağız. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Belki biraz Oppo'dan bahsetmek lazım. Hep söylüyorum, Oppo'yu herhalde Türkiye'de en iyi anlatabilecek insanlardan bir tanesi benim. Çünkü uzun zamandan beri Oppo telefonları inceliyorum ve aslında Türkiye'ye girmeden evvel de markayla ikili ilişkileri olan bir insanım. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Oppo 2014 yılında aslında büyük bir değişim yaşadı. Aslında şuradan başlamak lazım. Oppo Mobile'a girmeden evvel, yani mobil pazarına girmeden evvel Oppo hiçbir zaman için ucuz bir marka olmadı. Blu-ray'lerinde hem de kulaklığına daha evvel mobil ürünler üretmeden evvelden bahsediyorum arkadaşlar. Ürettiği ürünlerde kesinlikle ama kesinlikle ucuz bir marka olmadı ve bu tarafı da hiçbir zaman seçmedi. Baktığınızda birçok Çinli markanın işte biz hem ucuzuz hem de çok iyi telefonlar üretiyoruz dediğini görüyoruz. Mesela Xiaomi, Meizu bu bağlamda firmalar ve hem dediğim gibi daha ucuz, hatta en ucuz biziz diyen ve oldukça da iyi telefonlar üreten bir markalar bunlar ama Oppo böyle bir marka değil ve Çin tarafında da çok değer gören bir marka. Hatta şu anda Çin pazarında en değerli şirket olduğunu görüyoruz. Honor'la Huawei'nin birlikteliğiyle birlikte orada belki daha fazla telefon satıyor gibi gözüküyorlar ama Huawei ile Honor'ı birbirinden ayırdığınızda Oppo'nun orada Çin pazarına birinci olduğunu görüyoruz ve en çok satılan 10 Çin telefonunun arasında Oppo büyük açık ara lider arkadaşlar. Hatta Huawei'nin bildiğim, yanlış hatırlamıyorsam hatta bunu paylaşmıştık, bir tane telefonu vardı ama Oppo'nun bu pazarda ciddi anlamda çok fazla telefonu var arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Oppo hiçbir zaman için ucuz bir telefon olmadı. Ülkemizde de belki en ucuz telefonlardan bir tanesi değil ama şunu söyleyebilirim, yani fayda anlamında, yani verdiğiniz fiyatın aldığınız fayda karşılığında hakikaten de oldukça güzel ve oldukça yeterli bir ürün alabildiğinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi daha fazla lafı uzatmayalım ve hep beraber Oppo RX 17 Neo bize ne sunuyor? Gelin buna yakından bakalım. Herkese merhabalar, Volkan Manab ben. Bugün sizinle daha önceden pil testi ve kutu açılışını paylaştığımız Oppo RX 17 Neo incelemesiyle birlikteyiz. Bakalım ekran altından parmak izi okuma sensörüne sahip Oppo RX 17 Neo bize ne sunuyor? Neo deyince aklımıza Matrix filmi ve Mr. Anderson ya da Nick adıyla Neo geliyor. Oppo RX 17 Neo dünyayı makinelerden kurtaran ne o kadar güçlü mü? Buna yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi incelememize telefon tasarımıyla başlayalım. İncelediğimiz Oppo RX 17 Neo aşağıdan yukarıya, siyahtan kırmızıya doğru geçişin olduğu bir renge sahip. Apple'ın yaptığı gibi düz kırmızı telefon yerine böyle bir geçişin yapılması göze oldukça hoş geliyor. Kırmızı renk ile birlikte yıldız mavisi adı verilen ve bize Barcelona formasını hatırlatan bir renkten olduğunu belirtelim. Bu renk de oldukça güzel ama biz kırmızı olsun, 3 kuruş pahalı olsun dedik. Telefonda arka kameraları ve flash ışığını çevreleyen gold renginde bir çerçeve bulunuyor. Bu yapıyı AX7'de de görmüştük. Ve bu tasarım anlayışı telefonu premium bir görüntü veriyor. Arka tarafın yan çerçevelere doğru 3D bir yapı ile eş bir panel oluşturduğunu görüyoruz. RX 17 Neo'nun sağ tarafında baş parmağa tam denk gelen güç tuşu ve karşısında ses açma kapama butonlarını görüyoruz. Bu butonlar biraz daha üstte konuşlandırılmış olsaydı yanlışlıkla her iki tuşa basma durumu da ortadan kalkabilirdi. Bu durum telefonda eleştirdiğimiz tasarımsal bir özellik. Ses açma kapama butonları üzerine sim kart girişi bulunuyor. Üste gürültü engelleyici mikrofonu görüyoruz ve bu mikrofon video çekimlerinde sesi kaydediyor. Alt tarafta mono hoparlör, USB girişi, ana mikrofon ve 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Kutu içinden çıkan kulaklıklar ile müzik dinlemek oldukça iyi bir deneyim sunsa da telefonun dış sesinin yeterli olduğunu söylemek biraz zor. Bu durumda telefonda eleştirimiz başka bir detay. Oppo RX 17 Neo'nun en göze çarpan tasarım detayı ise ekranı. %84.4 ekran kas oranı bu fiyat segmenti için oldukça iyi. Su damlası çenti ve Super AMOLED ekranı ile amiral gemisi telefonları aratmayan RX 17 Neo'nun yan ve alt tarafta bulunan çerçevelerin biraz daha inceltilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tasarım düzeltmeleri yapılırsa bir sonraki neslin %90 ekran kas oranına ulaşabileceğini düşünüyoruz. Oppo RX 17 Neo 2340x1080 piksel Full HD Plus çözünürlüğe sahip. 19.5x9 ekran yapısıyla ele oldukça iyi oturuyor. %84.4 ekran kas oranı sayesinde
6.41 inç gibi devasa bir ekran büyüklüğünü anlayamıyorsunuz. Samsung'dan alınan Super AMOLED ekran renk keskinliği, parlaklık ve 402 ppi yoğunluğu ile ortalamanın çok üzerine bir performans ortaya koyuyor. Oppo RX 17 Neo orta segmentte yeni yeni görmeye başladığımız ekrandan parmak izi okuma sensörüyle geliyor. Telefonu elinize aldığınızda parmağınızı nereye koyacağınız bir animasyon ile gösteriliyor ve tanıma işlemi yapılarak ekran kilidi açılıyor. Hız tarafında büyük bir sorun yaşatmıyor ama yüz tanıma parmak izine göre çok daha iyi çalışıyor. Biz telefon kullanırken hem gece hem de gündüz parmak izi okuma yerine yüz tanımayı kullandık. Eliniz ıslak olduğunda, parmak izinin çalışmadığında hemen belirtelim. Telefonda Samsung telefonundan alışık olduğumuz Always On Display özelliği var. Ayarlardan ekran ve parlaklığa girdikten sonra ekran saatine tıklıyoruz ve buradan ekran saati uygulamasını açıyoruz. Hangi saatte başlayıp hangi saatte kapanacağını kendimize otomatikman seçebiliyoruz. Yani saat gece 12'de uyuduğumuz zaman kesinlikle ama kesinlikle Always On Display özelliğine ihtiyacımız olmuyor ve bunun da şarj tüketmesinin önüne geçiliyor. Bu oldukça güzel bir detay olmuş. Yüz tanıma muhteşem çalışıyor. Karanlık ve aydınlık ortamlarda oldukça başarılı olan Oppo RX 17 Neo, karanlık ortamlarda ekran parlaklık dengeleme modu ile ekran parlaklığını otomatik olarak arttırarak ön kameranın yüz tanımasını daha kolay bir şekilde yapmasını sağlıyor. Bu telefonu alacakların genellikle yüz tanımayı parmak izine göre daha fazla kullanacaklarını düşünüyoruz. Telefonda 128 GB arttırılabilir bir hafıza kullanılıyor. 256 GB'a kadar hafıza kartı kullanabiliyorsunuz. 4 GB LPDDR4 RAM gücü ise telefona ihtiyacı olan RAM gücünü sunuyor. Pil tarafında ise 3600 mAh pil bulunuyor. Pil performansı ile bizleri şaşırtan Oppo RX 17 Neo'nun 5000 mAh pil gücüne sahip Galaxy M20'den gün sonunda sadece %10 daha fazla pil harcaması ise şaşırdığımız bir başka konu oldu. Oppo RX 17 Neo Android 8.1 Oreo ve ColorOS 5.2 ile kutudan çıkıyor. Bu noktada da telefonu eleştirmemiz gerekiyor. Zira halen Android 9 Pie güncellemesini RX 17 Neo olabilmiş değil. Çin'de başlayan güncelleme kısa süre içinde ülkemizde de kullanıma sunulacak. Bunu da müjdeleyelim. Ekranı sağa çektiğimizde Smart Asistan kartlarını görüyoruz. Buna alıştıktan sonra günlük aktivitelerinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Arayüz tarafında oldukça akıcı bir arayüz ile karşılaşıyoruz. ColorOS işletim sistemi için Çinliler Android'in iOS tabiri kullanıyorlar. Bu benzetmeyi hak eden ve kullanıcılarına oldukça iyi bir deneyim sunan Oppo RX 17 Neo'nun arayüz tarafında en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise oyuncular için özelleştirilmiş olan oyun alanı modu. Bu arayüz sayesinde oyun oynarken rahatsız edilme, bir arama geldiğinde oyunun yarım kalması gibi durumların önüne geçiliyor. Hatta isterseniz tüm aramaları ve mesajları engelleyerek oyuna kesin bir şekilde konsantre olabiliyorsunuz. Bu noktada gelen mesajlar özel bir bildirim çekmecesinde de görüntülenebiliyor. Oyun modunda olmayan oyunları ekleyebiliyorsunuz ve bu arayüzde çalışmaya başlayan oyunlar çok daha performanslı bir şekilde çalışıyor. Bir oyunu açtığınızda grafik hızlandırma, bellek serbest bırakma, ağ koruması ve rahatsız etme modları otomatik olarak açılıyor. Bellekler boşaltılarak oyunun daha fazla RAM'den yararlanması sağlanıyor. Bu da Oppo'nun ColorOS arayüzünün ne kadar özel bir arayüz olduğunun bir kanıtı. Telefon yöneticisi uygulaması telefonunuzla ilgili bilgileri sizlere sunuyor ve saklama alanı temizliği ile gereksiz dosyalardan kurtulabiliyorsunuz. Telefonda virüs taramasında bu arayüzden yapıyorsunuz. Oppo güvenliğe oldukça önem veren bir üretici ve bilgilerinizin çalınmaması için virüs taramasının yanında klavyede çok özel ve bugüne kadar görmediğiniz bir seçenek ile karşımıza çıkıyor. Hangi klavyeyi kullanırsanız kullanın, bir şifre girmek istediğinizde kullandığınız klavyenin yerine şifrenizi kaydetmesine izin vermeyen Oppo güvenli klavye seçeneği açılıyor. Bu klavye sizin verilerinizi kaydetmeyen çok güzel bir klavye ve bunu da Android ekosisteminde yeni yeni görüyoruz. Müzik Parti adı verilen uygulama ise sizinle birlikte aynı anda müzik çalınabilmesine olanak sağlayan oldukça özel bir uygulama. Aynı anda birden fazla telefonun aynı şarkıyı çalması ile kendi partinizi oluşturabilirsiniz. Arayüz oldukça hızlı ve uygulamalar arasında geçişlerde en ufak bir sorun görmedik. Kullandığımız 19 günlük süre zarfı sonunda Oppo RX 17 Neo hiçbir şekilde kilitlenmedi ya da arayüz tarafına bir sorun yaratmadı. Uygulamalar arasında geçiş oldukça kolay ve oldukça rahat bir şekilde yapılabiliyor. Geri çağırdığınız uygulamalar en ufak bir şekilde takılmadan karşınıza çıkıyor. Bunda tabii ki 4 GB LPDDR RAM'lerin yanında arayüzünde faydası çok fazla. Snapdragon 660 Yonga setiyle gelen Oppo RX 17 Neo'yu sadece işlemcisiyle karşılaştırdığınızda karşısına General Mobile GM9 Pro'yu oturttuğunuzu biliyoruz. Ama bu ne kadar doğru? Zira General Mobile GM9 Pro 64 GB hafıza sunuyor. Oysa ki Oppo RX 17 Neo 128 GB hafıza ile geliyor. General Mobile GM9 Pro'da yüz tanıma özelliğinin olmaması, ekrandan parmak izi okuma sensörünün olmaması, aynı boyutta daha küçük ekrana sahip olması, daha fazla pil gücü sunmasına rağmen daha kötü pil performansı sergilemesi ve bunun yanında
ön kamera ve arka kamera performans farkını da söylemek gerekiyor. Yani her şey sizin sandığınız gibi Snapdragon'un rakamıyla alakalı değil dostlar. Madem performanstan bahsettik, hadi gelin oyun alanını açalım ve telefonda biraz PUBG oynayalım. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. İncelememizin sonuna gelirken telefonun kameralarından bahsetmemiz gerekiyor. Video tarafında amiral gemisi telefonlara kafa tutamasa da fotoğraf tarafında oldukça iddialı olan Oppo RX17 Neo'nun arkasında 2 adet kamera bulunuyor. 16 megapiksel f1.7 diyafram değerine sahip ana kameranın altında 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip bokeh efekti yapan bir kamera daha bulunuyor. Telefonun kamera performansını birazdan kendiniz değerlendirebileceksiniz. Ön tarafta ise 25 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip yapay zeka güzellik modu destekli bir kamera bulunuyor. Ön kamerayla fotoğraf çekmeyi seven biriyseniz Oppo RX17 Neo göreceğiniz üzere tam sizin telefonunuz olabilir. Çektiğimiz video ve örnek görselleri sizlerle paylaşalım.
iPhone'un kamera, pil, tasarım ve arayüz tarafında kendi fiyat segmentinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Android 9 Pie güncellemesi geldiğinde bu telefon tadından yenmeyecektir. Umarız kafanızdaki tüm sorulara cevap olan bir inceleme yapabilmişizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yeni videolar görüşürüz. Şimdi hoşça kalın. Bye bye.